Ben sonuçtan çok oynanan oyun kalitesine bakıyorum. Ve Fenerbahçe Beko'nun oynadığı basketbol kalitesi şu anda diğer takımların üstünde. Net bir basketbol var yani temiz, akışkan, özgüven tabanda olduğu için yani pozisyonları yaratmak e, konusunda bir sıkıntı yaşamayan bir takım var yani sahada. Sabredip and roll'ların zamanlamasını doğru yapıp doğru korumlandığın zaman Anadolu Efes'i tutmak çok zor. Potansiyeli hepimiz biliyorduk ama gerçekten unlock düğme birini bastı ya artık var ya şey hem de kış gülüyor. İşte bir tane dizi vardı ya Winter is Coming. Yani Allah yardımcı olsun yani herkese. Sokalesen merhaba. Eurostep'in yeni bölümüyle karşınızdayız. E, tabii çok ciddi bir yatırım yapıldı bu stüdyoya. E, İbrahim abi mutlu edebilmek için ama yine de mutlu olmuş gözükmüyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, yeni dekorumuzda da e, gayet güzel olmuş. Şimdi Urozan Rozan kendinden savuşturacak ya şeyleri. Aha. Kendine özel dekor yapmış. <laughs> kendine özel kamera koymuş. Hangi açıdan daha nasıl çıkarım falan diye. Öyle güzel dokunuşlar yapmış. Multi multitask diyor bir e, mi? setup oldu. Aynen. Aynen. Bir de yani Tek yuvarlak... Biz şikayet ediyoruz diyor. Tabii yuvarlak masa varken şeydi. Evet kendisini rahat görebiliyorduk ya. Hı -hı. Daha böyle sıcak bir atışma oluyordu. Şimdi onlardan ber taraf etti. Biz seninle böyle çay kahve içip sohbet ederiz. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> Aslında ihtiyacımız da yok. Bu bir Gerçekten. mesaj ama biliyorsun. Evet. Evet. Bence de. Formanı da getireceksin söz verdin. Alen sen ha. de aynı şekilde. Ama o, yani Biz ikimiz formamızı şey, getiririz. Niye getirme? Getireceğiz daha. Benimki biraz şey... E... Yıpranmış mı? Yok yok. aksiyon yok. Yani burada ne, ne işi var ki? Yani Türkiye'deyiz yani şey İstanbul sonuç yani iki dil iki temsi sen temsilci yani. temsilcileri yani. var. Yani. Senin formunu her zaman Ama hangi formanı istiyorsunuz hangi forma istiyorsunuz mesela hangisi <laughs> sen uygun <bunu> görürsen yani. <laughs> ya, tamam. Sen en sevdiğin formayı getir. Tamam düşüneceğim. Hiç beklemedik bir yerden destek geldi. Seattle'daki deki formayı getir. O da iyi. Yani getireyim. <laughs> Madem işte böyle herhangi bir forma gelebilirse yani. Getireyim ona getireyim. O çok zaten yıpranmamış forma. <gülüyor> <gülüyor> Genelde şeyde evet. e, çok fazla ısımına terliyordu. Sonra hmm. götürüp veriyordum malzemeci. O yüzden az getir. yıpranmış. Yani. <laughs> Kaliteli ısınmaları. <laughs> ozan, Ozan ne getir koyacak? Ne koyacağım? Ben abi bornoz koyacağım. <gülüyor> 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 Zaten biliyorsun Raket artık, koçun artık baketi. basketbolu ikinci plan attı. <laughs> Dünya Kupası, futbol falan oradan yorumlar yapıyor. Futbol programı <laughs> yapacakmış yeni. Nasıl bir yalan bu ya? Ee, şey, yalan mı? Yalan. Baske, arıyorum basketbolla ilgili şey sonra abi Dünya Kupası ile geliyorum. Abi He. bilmem ne, abi Ronaldo, abi Messi, Doğru abi yayındayım, abi bilmem ne. Doğru <laughs> Dünya kupası Eurolik Allah. ziyade dünya kupası söyledi. Evet en az 15 kere. Anlattığıma çarjinde basketbol seyettiyorum. Ben o dünya kupasında bir şey çok çalışıyorum. O iş var falan. Sanki <laughs> sanki şey futbol yönetiyor. Ya. Ben böyle bir şey görmedim. Nasıl gidiyor kupa bu arada? Bir abi soralım ya. Yani nasıl gidiyor? Şöyle biz yayınlarla alakalı ben söyleyeyim. Ben yayına çıkmıyorum da sonuçta bir e, hani işimiz var, bir görevimiz var o sebeple yoksa başka bir hmm. ben hmm. yani çıkmıyorum, yönetiyorum diyor yani. O desem <laughs> ben de desem problem olacak. Zaten hani esas bu e, dizilişin sebebi şu an ekranda da gördüğün gibi yani işte hmm. kelebeğin olması. Hmm. E, o yüzden e, aslında Güzelmiş. Aynen. teşekkür ederim. Güzel bir şey duymak mutlu etti e, senden. <laughs> yok güzel güzel bir şey yok yani Gay şeyimiz e, dekorumuz falan gayet iyi. Eğer alem mutluysa, sen mutluysan ben her mutlu zaman mutlu olurum. Güzel abi sağ ol. Çok naziksin. E, başlayalım zaten güzel bir e, günün ertesinde e, konuşacağız EuroLeague'i. E, şimdi çift maç haftalarında salı gününe yani böyle iki maç denk gelince hafta içinde hemen arkasına yapmak daha doğru olur diye düşündük. Çünkü hani pazartesi programı girdiğimizde bir gün sonra güncelliği kaybolacak. En azından bu haftayı biraz ön plana çıkararak konuşuruz. İki takımımız da çok etkileyici galibiyetler aldı. Yani Monaco deplasmanı ki Monaco'nun bu sene ilk mağlubiyeti kendi sahasında ve Milano deplasmanı Anadolu Efes için. Şimdi Fenerbahçe Beko ve hani Efes'in rakiplerini düşündüğümüzde kadroların hani kurulum aşamasındaki fikri düşündüğümüzde iki takım da e, hani Final Four fikriyle kadrolarını kurmuş takımlar. Yani Milano'da, e, Monaco'da. E, Milan çok kötü durumda. Yani biz Fenerbahçe Beko ile başlayalım. Milano maçını belki hani biraz Milano'yu da konuşarak e, detaylandırırız. E, yani Fenerbahçe Beko'dan yine bir mesaj e, galibiyeti. Yani Fenerbahçe Beko'nun sonuçta sezonun ilk bölümünde işte e, daha çok evinde oynaması ve yani görece e, yani çok zor bir fiksürle başlamamış olması çok ufak da olsa hani şu soruları sorduruyordu. Evet bu takım hani iyi başladı ama hani fikstür biraz zorlaştığında reaksiyon ne olacak? E, net bir mesaj verdi Fenerbahçe beko e, Monako'ya karşı. İbrahim abi senle başlayalım e, istersen. Nasıl değerlendirirsin maçı? E, ya Fenerbahçe sezon başından beri senin söylediğin önemli bir şey var tabii ki bu e, nispeten yani göreceli göreceli olarak e, kazanabileceği maçlarla başlamak. Hem artı hem eksileri vardı. Yani avantajları kazanırsan çok büyük avantaja dönüştürebilirsin. Ama kaybettiğinde de büyük baskı yaratabilirdi. Ama Fenerbahçe-Beko sezon başından beri Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndan sonra bu maçları hepsini kazanarak hem takım içerisindeki birlikteliği, hem uyumu, hem özgüveni kazandı. Ve son dönemde de yani rakiplerini domine ederek yeniyor. Yani işte içerideki Barcelona maçı. Çok net 30 sayılık bir galibiyet. Monaco deplasmanı e, son çeyreğe 19 sayı önde girip yani maçı 19-20'lere çıkartıp e, evet son çeyrekte bazı hatalar oldu maç oraya geldi ama sonuçta bardağın doğu tarafından bakarsak Fenerbahçe-Beko oraya kadar 19 sayılık farkı yakaladı ve maçı kazanma noktasına getirdi. Yani ben sonuçtan çok oynanan oyun kalitesine bakıyorum. ve Fenerbahçe-Beko'nun oynadığı basketbol kalitesi şu anda diğer takımların üstünde. Evet, belki Barcelona deplasmanda kaybettik ama orada da iyi basketbol oynayarak kaybettik. E, şu net bir mesaj bence sezonun bu bölümü belki bunu söylemek için çok erken, daha e, üçte birlik bölümü hı hı. E, tamamlansa da e, bu rakiplere çok ciddi bir mesaj verdi Fenerbahçe Beko. Yani gerek Barcelona deplasmanı gerek işte Monaco'da deplasmandaki alınan e, net galibiyet, e, ben final forum net, net adayıyım. E, hatta şampiyonluk adaylarından biriyim mesajını verdi. Yani ben bu Fenerbahçe-Beko'nun bu yapısının e, net bir şekilde Final oynayacağına inanıyorum. E, şunu da söylemek lazım. Fenerbahçe-Beko e, çok net hücumlu ediyor. Yani e, hücuma çok agresif. Evet savunma tarafı çok e, yönlü. Yani e, agresif savunma yapıyor. Rakibe kolay sayı attırmıyor. Çünkü yani, deplasmanda Jordan Lloyd. Lloyd, Mike James ve Elio Kobo gibi bu ligin 3 tane iyi atıcısına karşı e, savunma yapmak kolay değil. Bunu yaparken hücumda da e, bir kere Kalates müthiş bir oyun zekası koyuyor ortaya. Willbeken e, bitirici konumda her geçen gün o noktada daha e, keskin olduğunu gösteriyor. Şimdi Edwards olaya biraz daha dahil oldu ama hani Motley ve Nigel Hayes bu takım için herhalde çok önemli iki değer. Nigel Hayes'in performansı e, Kalates'in, Wilbkin'in ve Motley'nin yanında belki biraz ikinci planda kalıyor ama Nigel Hayes dün akşamda daha önceki maçlarda bu takım için çok çok önemli bir parça olduğunu bir kez daha gösterdi. Yani Fenerbahçe bekarın şu anda e, oynadığı basketbol hem zevk veriyor, hı hı. E, hem kendileri zevk alıyorlar, hem de rakiplerine de çok net bir mesaj veriyor e, ligin sonu için. Alen yani sen nasıl devam etmek istersin maçı dair? Ben direkt Nercüle ile ilgili bir şey konuşmak istiyorum. Tamamlayıcı e, rolü oynuyor bu takımda. E, gerçekten <laughs> dünkü dünkü performansı çok ihtiyacı vardı yani çok pro büyük problemleri yaşamadı döncü çeyreğe kadar yani Fenerbahçe Beko yani 19 sayı e, farkı yarattığı <laughs> göre ama e, bu pozisyonda eksikten bahsetmek istemiyorum ama hepimiz Belisa bekliyoruz o takımın profili ile ilgili e, dediğim gibi tam istediğin oyuncu e, tam ituliinin <laughs> oyuncu şey e, yönlü <laughs> yönülükten bahsettin. savunmada da e, aynı kaliteleri, yansıtıyor. Ama o şut e, tehditi çok ihtiyacı var yani bu sistemde. Wilburkin yanına Karates tabii ki e, daha çok özgüvenli bir e, shooter olarak e, gözüküyor şu anda. Yani tabii ki mesafe bıraktı bıraktığın zaman e, bu pozisyonlar değerlenmesi gereki gerekiyor ve gerekecek. Ama bir özgüveni var yani bu takımda. Sen söylediğin gibi yani net bir basketbol var. Yani temiz, akışkan, özgüven tabanda olduğu için yani pozisyonları yaratmak e, konusunda bir sıkıntı yaşamayan bir takım var yani sahada. O çok önemli ve Niger Hayes Motle beraber Jekili az olsa bile eee Booker'da e, katkıları verdiler. Yavaş yavaş işte bench'e açılıyor. Yani şöyle e, bench'e açılıyor. İşte Şemos e, oynamadı ama Metecan, e, Metecan gibi. gibi Metecan <laughs> gibi mesela işte kısa e, dakikalar e, olmasına rağmen Bence orada önemli işler yapıyor ama en önemli nokta Fenerbahçe evet ben varım diyor adayım diyor ama o basketbol kalitesi bence e, her şey anlatıyor. Yani itudisin gelişi, e, Karates'i e, patron olarak yani bu, bu takım sahiplenmesi, e, Wilbeck'in rolü hala işte belirsiz yani ben performans güzel ama yine şey lazım ona bir istikrarı yakalamak gerekiyor. Ee, ama doğru yolda. Şimdi Edwards katıldığı zaman o zaman potansiyeli tamamen e, ulaşabiliyorlar diye düşünüyorum. Yani ki için kötü oynadığı. Bir Aynen öyle. Için. Yani Goodrich bu. Yani işte... önemli olan özür, özür dilerim. Bench'ten çözümleri getirebiliyorsan Edwards yaptığı gibi. Çünkü ona kredi vermesi lazım. Bir mi, iki mi, üç tane kaçırdı mı? Onun rolü bu zaten. Yani şey niye ge geliyor? Shoot e, tehditleriyle microwave şey Etkisi. etkisiyle. O yüzden kredi verip yani görüyoruz yani şey köşeli mesela ilk pozisyonları kaçırdı hemen üçüncü alıyor yani orada korkmuyor yani bu çok önemli ama ne demek ne yansıtıyor? Özgüveni yansıtıyor. Sadece ondan değil yani bütün takım arkadaşlarından belli bir şekilde var. Yani aslında işte 19 sayıdan Monako'nun geri gelişinde işte tabii biraz faal hakkının erken dolması da Son çeyrekte etkili oldu. Ama orada Guduric'in e, kararları hani belki biraz tartışılabilir. Tabii Euroleague tecrübesi çok yüksek. İki kısa e, bu takımın merkezinde. Kurulum aşamasında da işte hani Wilbeck'in de Kalatis'in de rolleri e, malum. Ve yani, bunu da iyi kullandı Fenerbahçe. Bek, sezonun başından beri bu işte geçiş sürecinde. E, yani Edwards'ı, e, iyi bir Edwards'ın olmaması lüksüne e, sahip mevcut takım. İşte aynı şekilde içindeki Bu maçta mesela bence hani konuşulması gereken iki önemli nokta var. Bir takım için çok önemli rolde olan bilhassa Sivit savunması de Champier'in oynamadığı bir maç. Ee, sakatlığı sebebiyle işte gelecek hafta tekrar bakılacak. Devon Booker başladı ilk 5'te. İlk kez ilk 5 bozuldu. Hani evet. Panathinaikos maçında da erken sakatlandı belki ama yine ilk 5'teydi sonuçta De Champier. İkincisi Motley çok çabuk ikiledi. Hı hı. Yani aslında savunmada, sivit savunmasındaki çok temel iki oyuncudan hani birinden hiç yararlanamadın, diğerini erken kaybettin. Buna rağmen hani Monaco deplasmanında ki Alain yani iki tane Fransız Ligi maçını kendi evinde kaybedip evet. e, işte Eurolig'de iyi bir gidişat var ama son dört maçın üçünü de toplamda kaybetmiş bir Monaco'nun reaksiyon maçında hı hı. E, hep e, oyunu kontrol eden taraf Fenerbahçe-Beko oldu. E, hep konuştuğumuz işte o büyük takım kimliği de zaten hani biraz bu tür, bu tür maçlardaki e, rakibe e, yarattığı psikolojide takımların belki yatıyor. Yani Fenerbahçe-Beko şu anda hakikaten hani en formda takım olmanın yanı sıra Hı. en dengeli takım. Yani bakıyorsunuz doğru, bütün doğru. istatistiklere, evet. hücum verimliliğinde birinci, e, savunma verimliliğinde ikinci. Düşük pozisyonla oynuyor, çok az top kaybı yapıyor. İşte bu maç 25 asist, 9 top kaybı. Aynen. Zaten en önemli şey bu. Yani e, bu ligde başarıyı getiren anahtarların en önemlisi kontrolü hücum, evet. denge. Oyun içindeki denge. Zaten bireysel yetenekli oyuncuların varsa bir şekilde kilidi çözebiliyorsun zaman içerisinde. Bunun dışına çıkan takımlar var. Farklı oynayan takımlar var. Yani Anadolu Efes iki senedir bu kimyanın biraz daha dışında basketbol oynayarak bir kazandı. Real Madrid, Maccabi. Ama, geçmişte. ama e, bu düzen seni her zaman hem maç içinde tutar hem de sezonun genelinde istediğin yerde bitirmeni sağlar. Çünkü zaten e, oyuna e, zekasını e, kontrolünü dikte eden bir oyun kurucum var. E, onun yanında e, doğru konumlandırılmış e, skorerlerin uzunların olduğu zaman e, işte bugünkü gibi, dün akşamki gibi yani asist top kaybı oranı evet. muhteşem bir seviyeye çıkıyor. Evet. Şimdi bunu yaptığın zaman herkesi yenebiliyorsun bir kere. Yani Fenerbahçe için söyleyebileceğimiz en önemli şey bir kere kontrol hep Fenerbahçe'de. Yani oynadığı her maçta, kaybettiği maç bile Büyük ölçüde maçın genelinde kontrolü kendi sağlıyor. Hı hı. Kontrolün sende olduğu her ortamda daha güvenli olursun. Yani bu maç içinde olur, normal hayatta olur fark etmez. Kontrol sendeyse güvendesin demektir. O yüzden Fenerbahçe'nin e, kontrol eline tutması, dengeli olması ve az top kaybetmesi tabii ki biraz önce saydığım e, özelliklerinle beraber şu anda ligdeki en formda ee, yani ligi birinci bitirmeye en e, aday, ilk aday olarak gördüğümüz takım olarak zaten göze çarpıyor. İdeal bir senaryo e, yazdı aslında Fenerbahçe bir Kugu deplasmanında çünkü hem karates zaten karatesten 7 asist çerez yani şey normal bir gece <laughs> yani ofiste, ama de, ofiste evet ama Wilbur e ekliyorsan bu departmanda e, daha çok atırıyorsun yani kazanma şansları. Hı -hı. O yüzden e, dediğim gibi işte Karates'in impact'ı var ama Will o scorer, skorer rolünde rolünde çıkabil çıkabilirse yani diğerleri oynatmak için e, bunu ekleyebilirse işte e, kendi e, repertuarda e, ve istikrarlı bir şekilde Fenerbahçe'yi durduramaz yani kimse. Zaten e, hani o üçüncü periyottaki farkı yaratan eee bir tanesi hem iyi savunmanın arkasından çok akıcı hücum ediyor Fenerbahçe. Evet. Yani akıcı ve keskin. Yani e, mesela sezonun başında biraz daha tabi roller tam belli olmadan herkes hani acaba bir sonraki pozisyonda olur mu? Acaba bir penete pasta yapsam mı diyordu. Şimdi o kadar özgüven var ki herkeste. de evet. Buldukları ilk pozisyonda denemek istiyorlar. Ve hani at atıdan bir sürü birkaç tane üçlük var üçüncü çeyrekte. Willbekin attığı, Kudur için attığı, e, Hayes'in attığı e, yani bunların hepsinde hani acaba bir tane daha bekler miyim diyebileceğim pozisyon ama tak kaldırıp kaldırıp attılar. Yani bunun en büyük açıklaması özgüven ve kontrolün sende olması. ya Baskı altında gerçek performans Castro e, Tabi Anadolu Efes'in performansında yani hem Barcelona maçı hem üzerinde Milano galibiyeti. E, Ergin Ataman diyebiliriz. 80-51'lik işte galibiyet deplasmanda. Yani Barcelona maçı da Barcelona'nın çok iyi bir durumda geldiği karşılaşmaydı. 6 maçlık galibiyet serileri vardı. Milano'da tersi bir durum. Ama bu bu tarz maçlarda aslında tersi durum daha tehlikelidir. Yani 5 maçlık mağlubiyet serisi, yaralı bir Milano, ama Milano'da nabız yok. Yani atmıyor. <laughs> yani ki, <laughs> hakikaten ya yani bu Fenerbahçe yani BeKO maçı, Milano'nun şey maçı. Yani bu maç eğer 20-30 sayfa olursa yine yani ağır bir mağribiyet olursa e, Messina'nın görevde kalma ihtimali çok yüksek gözükmüyor. Kendi de söyledi. Eğer ki hani, bu gidişatı toparlamazsak işte e, Armani ile görüşeceğim ve... E, Kim diyor bu? Ettore Messina. Dokunulmaz biri bu ya. Belli olmaz buradan sonra. Yani kendi kendi kararıymış gibi hmm. e, bunu e, sonuçta kontrol edebilecek inisiyatife sahip. Hmm. E, gerek Milano gerek İtalya basketbolunda Ettore Messina. Hmm. E, ya yani Biz Efes elbette başlayalım. E, bu genel performansı Nasıl değerlendiriyorsunuz? İki maçlık Efes geri döndü mü? Şimdi e, bu maçı ilk yarı ve ikinci yarı diye herhalde ayırmak lazım. Ama genel görüntüde Barcelona maçında e, sayarsak Anadolu Efes'in bir kere e, bu iki maçta da e, hücum anlamında çok kararlı ve agresif olduğunu görebiliyoruz. Evet e, belki herkes daha iyi savunma yapıyor, işte daha mücadeleci. Mücadele kısmında evet daha iyi mücadele ettiği kesin. Ee, ama ben hep şunu söylüyorum. İyi hücum edebildiği için. iyi hücum e, timingleri doğru. E, açıların doğru olduğu, daha keskin çembere daha e, agresif gittiği için bu savunmada hem özgüven kazandırıyor hem de doğru atış yapıldığı için kolay basket yemine de, yemine de engel oluyor. Yani e, savunma hücum dengesine baktığınız zaman Anadolu Efes minare maçının ikinci arasında da Müthiş hücum etti. Hı -hı. Yani tabii ki Clyburn'un e, attığı Hı -hı. E, çok kolaymış gibi gözüken çok zor sayılar var. Evet. Özellikle... Eskiden ekstra diyorduk. Evet. Ama... Yani e, zaten Hı -hı. Clyburn oyundan çıktığında Hı -hı. ikinci yarı Clyburn 19, Milano 11'di. <laughs> yani e, yani Milano'nun içindeki bulunduğu durumu da <laughs> açıkça ortaya koyuyor ama... Clyburn öyle bir ikinci, üçüncü çeyrek oynadı ki Hı. zaten hani artık Messina e, böyle devamlı üçlük atanları sayıyordu arkadan bir ara. Clyburn'a e bakıyor, işte Mbaye'ye bakıyor, Plyce'a bakıyor. Böyle yani çaresizlik kaldı Minano e, ama dediğin gibi arka arkaya kaybedilen maçların üzerine Anadolu Efes e, dirayetli durdu. Yani ikinci çeyrekte maç berabere bitti. Fakat öyle bir üçüncü çeyrek başlangıcı yaptı ki orada işte kırılma noktasıydı. Orada Milano bir atak yapabilseydi hı hı. o zaman e, iş farklı bir yere gidebilirdi. Ama Anadolu Efes öyle bir keskin hücum etti ki e, zaten Milano çaresiz kaldı. E, taraftar başladı mırıldanmaya. E, Messina'nın e, devamlı bir oyuncu değişikliği arayışları, e, farklı farklı beşlerle oynaması bir anda e, maçı sıraya getirdi ki Anadolu Efes bu noktada işte daha Larkin gelmeden bu iyileşme sinyallerini verdi. Hücumda özellikle. Hani vasilemiz için çok çok efektif olmadığı bir maçta Hı -hı. E, ama e, Clyburn'le işte Plyce'la e, hücumda çok net çözerek ki e, Zic'in e, olmadığı Hı -hı. E, Dunstan, Plyce, Mbaye ile Minerva'yı rahat çözebildiği ama Clyburn'un o 3-4'teki e, farklı bir performansı yani farklı derken hani Kluivert'in bu özelliği var ama çok dominant oynaması bence şu anda Efes'in iyi olduğunu, olduğunu gösteriyor. Ve, ve yani Ergin Ataman işte kısalarla alakalı e, hep vurgu yapmıştı yani bizim kısalar kısaların oyunu e, hani bizim şimdiye kadar galibiyet evet. sayısının az olmasının sebebi diye ama aslında şöyle net bir hani indikasyon var Ali'nin tabiriyle e, ee, İndikasyon. Aynen. <laughs> Var mı? Yoksa bana pas atıyorsun. <laughs> Hayır, Anladım. Atacağım mı? sana pas. <laughs> Barcelona maçı Ante hiç oynamadı. Evet. Bu maç Ante oynamadı. Yani oynamadı derken çok kısa yani, Bu maç 3 dakika. O maç 1-2 dakika oynadı. Ya Tamam şunu yapıyor mesela. Hani bazı koçlar bunu yapmaz. Israr eder. Yani biz e, evet. biz bu kadar para verdik. Ya da işte böyle bir kontratlı bir oyuncu aldık. Bizim e, ana 5 numaramız diye getirdiğimiz oyuncu. Baktı 6-7 maç, 8 maç neyse. Savunmada olmuyor, <laughs> e, hücumda da o verimli yok. O yüzden hemen vazgeçip e, farklı senaryolara gitti. Yani Dunstan'ı daha çok kullandı, Plyce'la devam etti, oyunu biraz daha Plyce'la çözmeye çalıştı. Dunstan'a enerji getirmeye başladı. Evet. Dolayısıyla e, hani bu vazgeçiş ne kadar sürer? Bu bir bence bir dönem ama e, şu andaki senaryoda işler de iyi gidiyor. Yani Clyburn'un tabi 9 reboundla e, maçı bitirmiş olması o bağlamda e, önemli yani Ergin Ataman'ın gerek kararlarını gerek işte bu kararlara takımın verdiği reaksiyonu belki hani biraz konuşabiliriz çünkü yani şut performansı evet 25'te 14 hani çok sık tekrarlanabilecek bir durum değil ama verilmiş bazı kararlar da var yani oyuncuların pozisyon kayması işte Clyburn'un aldığı süre gibi. Ee, sen ne diyorsun Nalan? Bunu zaten e, sezon başından beri o yaşadığı e, problemlere göre e, bunu öngör, öngörme mümkündü yani şey e, pozisyonları kayması vesaire. E, ama şöyle bir şey var. Barcelona maçın, maçından önce atıyorum işte birini kumandayla eskiden biz PlayStation oynuyorduk ya o opsiyon var ya şey unlock. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Orada bastı biri ve Efes basketbol oynamaya, oynamaya başladı. Milano deplasmanında e, bu kadar etkili, bu kadar e, roller coaster gibi oynayan bir takım potansiyeli hepimiz biliyorduk. Ama gerçekten unlock düğme birini bastı ya artık var ya şey hem de kış geliyor. Bir tane dizi vardı ya <laughs> Winter is Coming. Allah yardımcı olsun yani herkese. Öyle söylüyorum ya. Yani. Yani potansiyel çok büyük. Yani çünkü lakin dövmedi. Böyle oynuyorsun deplasmanda. Ben sana ne demiştim? Vitus Bologna deplasman alamaz dedim. Hı hı. Net konuşuyorum. Ama şimdi çok farklı bir e, şey var. Konteks var. Senaryo olabilir yani. Ama şaka bir yana Ana Anadolu Efes böyle oynadığı zaman e, çok korkunç bir, bir, takım oluyor. Yani çok güzel bir e, rekabet oluşturacak yani Fenerbahçe ve Anadolu Efes yol e, <laughs> son bölümde demek istiyorum. Fenerbahçe Beko için işte e, denge ve kontrol demiştik ya. Hı hı. Bence Anadolu Efes için de anahtar kelime sabır. Evet. Çünkü hücumda e, çok özellikli oyuncuları var. E, sabredip Pekan rollerin zamanlamasını hı. doğru yapıp hı. doğru korumlandığın zaman Anadolu Efes'i tutmak çok zor. Evet. Yani hele bir de Larkin geldiği zaman o hücumdaki çeşitlilik ve e, çok yönlülük bir anda başka bir yere zirveye çıkacak. Dolayısıyla sabrettiği zaman Anadolu Efes ki 3. periyoda çok sabırlı hücum etti. Hı. Fark açıldıkça daha da sabırlı e, hücum etmeye devam etti. Bu rakiplerin direkt olarak gardını düşüren bir şey. Hele Milano gibi kazanmaktan başka çaresi olmayan bir takıma karşı. E, acelesi olan, farkı kapamak isteyen onlar. Ama Anadolu Efes her hücumunu doğru e, oynayarak. Şimdi e, Clyburn böyle ışık sokunca tabii ki e, bunu söylemek kolay. Aynen. Yani attığı şutlar öyle kolay şutlar değil. E, girmediğini farz edersen e, rakip farklı bir şeyle de dönebilir ama e, maçın içinde de kontrolün Anadolu Efes'te olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz. Şimdi Insider Bey'e sormak istiyorum. Ha. Clyburn kimle çalıştı? Ha şut. Evet. Vallahi. Biliyor musun? Kimle ya ciddi soruyorum yani şey iki senedir İbrahim e, abi sen biliyor musun? olabilir. <laughs> ya yani o kişi İbrahim yok, abi, sen, o çok, abi. İbrahim sen çok yanlış çar... sordun. Yani hani hem yanlış kişiye sordun çar... hem yanlış şekilde. Yok, yok. ona gelecektim ha, zaten. Ona o gelecektim. diye seninle başlıyorum yani çünkü beni bekliyor ya o kişide. Evet, evet. <laughs> sana hiç bulaşmıyorum. Hiç bulaşmıyorum. Abi. Sevdiğim için seni ya biliyorsun. Söyle, bir cevaba daha yakınlaş. Ee, yok. Şöyle <laughs> Ya Bize geldiğinde istikarlı şutu iç istikarlı Real Madrid serisinde zaten işte. Ee, yani gömülüyorlardı ama. Ya yani 4 bize hani oldu bu. Dört hani, sene var abi. ben son iki şimdi, senedir bahsediyorum özel biri. So ama <laughs> sonraki senede bir şey sağladı yani <laughs> ee, bir çıkış yaptı <laughs> tamam. ondan sonra CSK döneminde e, bu kadar atmıyordu ama. Yani Yok. son senesinde belki biraz daha istikrarlı hmm. bir iki şey. yıldır bu kadar hani <laughs> volüm ve işte şey yani şutların zorluğunu Ama şöyle böyle. şimdi attığı şutlar e, ilk defa ben Clive bu kadar dribbling üstünden Üstüm, kendine stream, güvenli stream, attığını stream görüyorum. CSK'da bile bu kadar güvenli atmıyordu. Hayaline. Yani güvenli derken atıyordu, spot atıyordu, yani. spot atıyordu <laughs> ya da hani... Ee, pozisyonun sonunda ona gelirse Mesela. kendi yaratıp üçlük atıyordu. Şimdi son bir daha sezon bence biraz daha farklı. CSK'da şimdi, po... şimdi daha tabii şimdi daha, da. daha hani Ama... e, süre varken birebir oynayıp direkt el üstü üçlük atıyor. Yani şimdi e, o kendindeki özgüveni ne kadar yükseldiğinin herhalde net bir şekilde göstergesi. Tabii. Ama kimle çalıştı bilmiyorum gerçekten. Mi? Belki kimseyle çalışmadı ama özür dilerim ama sadece özgüven ilgili bir şey yani. Bir de Ergin Ataman net bir şekilde anahtar sende sen arabaya sür dedi yani sezon başında. O, o da dedi gülgül topa girmeyeceğim hiç merak etme öyle gidiyorsun. Ne, ne, ne be yani. <laughs> Şeye bekliyor. <laughs> ne bekliyor? Provokatif hareketler, gülüşler ben, falan. Benden mi? <laughs> ben e, iyi bir izleyici olduğumu inanıyorum bu programda <laughs> her şeyden önce. Yani hani Aha. ikinizin e, sohbetlerinde o evet. yüzden sadece bir, bir süplebenin gelişimine bir katkı yani e, e benim, şut, şut anlamında bir katkı e, sağlamadım ama du tamam. duyduğum kadarıyla İbrahim Kutlay videolarını izleyerek e, hani Opa, şutunu bir noktaya çıkartmış. O zaman, o zaman ben, tamam. O zaman yani. kabul edelim artık tamam. İyi <laughs> <arkadaş. gülüyor> Ama çok severim bile. Ya. Ee, şöyle tabii yani Milano açısından da e, ilginç bir maçtı. Çünkü ya mesela Clyber'ı çok istediler ama e, alamadılar yaz döneminde. Yani Hı -hı. Efes devreye girdikten sonra zaten başka bir Hı -hı. E, teklif çok e, yani ya. ön planda kalmadı. E, ama Milano ile alakalı hani belki biraz daha konuşabiliriz. Çünkü yani şampiyonluk için kurulmuş bir takım. Hani bütçesi mesela Efes'ten yüksek bir takım e, Milano. Fenerbahçe'den de Hangi yüksek bir takım? Lombardiya şampiyonluk için mi acaba? Homo gölü. <laughs> Sen de. Öyle. Şampiyonluk olmuş <laughs> bir takım bu takım. Ya yani bu takımı bu takımı şey yapmayalım. Hmm. Hani fikrini e, yabana atmayalım. Bu takım net bir şekilde ben bu yıl Final Four'da olurum ve şampiyonu hayal ederim diye kurulmuş bir takım. Pangos'u getirdiler, Voigtman'ı getirdiler, Davies'i getirdiler. her pozisyonda neredeyse 3 alternatifi var e, Ettore Messina'nın. Ve şimdi bir tane daha önce getirler. Evet, şimdi Luvavu Baro'yu aldılar. Sean Shields'ın sakatlığı sonrası. Hmm. Evet, sakatlıklar oluyor. Ama yani sakatlıklar sonrası hani bu kadar e, aciz durumda olması e, yani Milano'nun ki Ettore Emesina da söyledi. Yani bir patetik işte ifadesini kullandı takımla alakalı. E, yani şu noktada yani Milano'daki oyunculara baktığımızda yani mesela Kevin Pangos çok kötü durumda. Hmm. Brandon Davis çok kötü durumda. Ee, yine 51 sayıda kaldı e, Milano. İkinci yarı 17 sayı değil mi? Evet, üçüncü çeyrek 7, e, son çeyrek 10 sayı. Ee, yani psikolojik olarak bir sorun olduğu ortada. Tabii ki bu arka arkaya kaybedilmiş. Hani 4 bu maç 5. maç oldu. Bu gibi durumlarda takımların ayağa kalkması hele bu kadar yoğun maç fikstüründe kolay değil. Hı -hı. E, çok net bir galibiyete ihtiyaçları e, var kesinlikle ama e, şunu söylemek gerekir hani Messina'nın yaptığı açıklamalarda da zaten oyunculara karşı direkt bir şey var. Yani aslında altı yani üstü kapalı bir isim vermeden mesaj var. Yani kişilik koymak, karakter bunlar aslında karakterli oyunculara dokunabilecek mesajlar. Hı hı. Aslında bunun için yapıyor biraz provokatif hareketler ama yani bu kadar da kaliteli ve tecrübeli oyuncu topluluğunun daha farklı bir reaksiyon göstermesini bekliyorken daha dibe vurmuş bir Milano izledik. Umarım hani yarın akşam bu fenerbahçe ve maçına da devam eder. Yani o patlamayı bu maçta görmeyiz. Ama şu anda gidişat çok şey gözükmüyor Milano için. Yani maç kaybedebilirsin. İlk yarı berabere biterken de çok amşan bir basketbol yoktu Milano'da. Belki... Hani e, daha dengeli hücum eden iki takım birbirini ölçen tartan iki takım vardı. <laughs> Efes biraz vites arttırıp hücuma daha keskin hücum etmeye başlayınca eee o e, şeyi ortaya çıktı ama e, dediğin gibi Messi'ne nasıl bir buna çare bulur ya da nasıl bir kararlar şu anda bilemiyorum ama yani sana katılıyorum. Bu, bu kadro Final for hedefiyle kurulan bir kadro. Çünkü Messi'nin geldiği günden beri ki bir hedefi Hani bu sene üçüncü senesi değil mi? Hı hı. Yani üçüncü senenin sonunda hani takımı bir yerlerde görmek ister. Hem yönetim, hem taraftar, hem şey. ilk defa zaten Minao'da maçın sonunda bayağı bir evet, şey var tepki vardı. Tepki, yani, bayağı bir tepki tabii vardı tabii yani. Tabii, tabii. Hele o Pangos'un şeyin, Elijah Bryant'ın bloğundan sonra yani bomboş üçlüyü blok yedi hani mesafe varken arada ya, o kadar özgüvensizler yani e, Messina takımlarında ya her koçun her elit koçun takımlarında bir numara çok önemlidir ama yani Ettore Messina takımlarında işte yarı sağ basketbolunda bir numaranın performansı evet. yani çok hayati i̇şte en iyi dönemlerini düşündüğümüzde kimdi mesela CSK'nın bir numarası? Papalukas evet. yani, ve yani e, şeylere falan hiç girmiyorum e, Bologna dönemlerinde hani Rigadulara, Yariçlere vesaire oralara hiç geçmeye gerek yok ama gerek yok. E, yani yakın dönem takımlarını da düşündüğünde yani Kevin Pangos'un bu vaziyette olması %24'le mi 25'le mi üçlük atıyor hani hmm. sezonda hmm. E, Pangos ee, hakikaten temel problemi problemlerden biri. Brandon Davis zaten çok pasif. Hani özgüven kaybı yaşamış gözüküyor ciddi oranda ve yani takımın oynadığı basketbol sanki hani bu düzende yani bu koçla biz hani bir yere gidemeyeceğiz basketbol ama son şansları gerçekten. Şimdi şöyle bir şey başımış. bu gibi takımlarda yani daha koçun organize yani koçun hakim olduğu takımlarda evet bir düzen oynars, oynuyorsun. Bu düzen zaman içerisinde seni bir yere götürüyor ama mesela takımlarında hep bir tane böyle e, fark yaratan oyuncular da vardı eskiden. Hı hı. Şimdi mesela Kevin panther vardı. Hı hı. Yani yani, Final Four yapan takımda. Final Four yapan takımda Kevin Pantter Evet düzeni içerisinde bir yıldız sayabileceğim bir oyuncu ama işler düzen dışına çıktığında zaman da hani beynine sarıp e, seni kurtarmasını bekleyeceğin tarzda bir oyuncu. Şimdi Milano takımında böyle bir oyuncu yok. Lider. Lider de yok. Lider abi. yok. Yani hani liderden kastım ne bileyim hani. Sayı sayı değil. Yani lider var şöyle bir lider var. Kyle Hines var aslında. Dato yani. M. Dato me bu takımın Dato me lideri. Yani, yani Ama Mevli şey lideri yok, yani oyun lideri. Olarak. Evet aynen öyle. Yani büyük eksik yani doğru soruyorsun ama bu kadar şey punter gibi e, profilleri zaten bulmaya zor şimdi ama orada rodumda... Efes'te var bu. Yani şimdi e, bu, e, bu tarz oyuncu Efes'te e, sayı, sayı bitmiyor. E. Vasile Misić var, Larkin var, Boba var. var. Var var var. Clyburn var. Hı hı. Ha, da, hı, -hı. Gelmedi. E, Fenerbahçe'de var Wilbeck'in var. O anda hı -hı. sana 2-3 tane sıra dışı üçlük atıp hı -hı. ya da hı -hı. skor bulup yok, maçı başka bir var. seviyeye hı -hı. çekebilecek taze oyuncusu yok Bina'nın şu an. Yani e, hani geçen sene de sen sezon başı konuşurken Kevin Pantrimis eksikliğini ciddi hissedecek demiştik ki hissetti final, yarı final serisinde hatta Lide'yi bile uzun o kadar final serisinde zekli de bile ekledi. O yüzden diyorum aday olamaz yani final four'e. Ya bu eksik bu eksikinden yani. dolayı yani kağıt üstüne tabii ki güzel Waltman'lar, eee şey, Mike Long Davis'ler, şimdi Luka Vukabaro ne kadar e, şey fayda verecek ama Eksik büyük yani şey bağırıyor yani. Yemek sepeti marketle soru cevap bölümüne geçelim. Yemek sepeti markette tüm ihtiyaçlarınız dakikalar içinde kapınızda. Siz de yemek sepeti uygulamasını indirip içinden market uygulamasını seçerek alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Geçen hafta da biraz olaylı bir program oldu. Yani son 3 haftaları bu şekilde ilerliyor. O yüzden sorular hani basketbol dışı, dışı. sorular çok yoğunlukta ama Ege Onur önüme bir... Dosya verdi. Buradan hani sormaya çalışacağım. Zaten biz basketbolla şey yapalım. Ya programı soruyoruz. böyle bir bölümlere ayıralım. Basketbol ayıralım. ve hayata, yer, dair hayata dair. Hayata dair. Program diye bir şey yapalım. Bir de şapka <gülüyor> neyse. <gülüyor> <gülüyor> Erden Yağcı. Ale'nin söylemekten en çok keyif aldığı Türkçe kelime nedir? <laughs> Türkçe. Türkçe. Kelime. Evet. Söylemekten en keyif aldığın. Hımm. Valla bilmiyorum. Ee, her kelime demek isterim yani şey, o kadar zorladım ki Türkçe konuşmak için yani zevk alıyorum yani. Sen ne kadar da şey. öğrendin? Ee, üç sene. Üç sene. Hı. Üç sene mi öğrendin? Valla tebrik ediyorum teşekkür ederim. Ki bence Gerçekten. biraz mütevazlık yaptı daha ya, bence evet. daha hızlı. Yok, yok. Ya ben hani o dönemi hatırlıyorum yok. çünkü atılıyorsun ya yani şey tercümanlığı, ya, Lig bir yayınlarını falan <laughs> evet. daha hızlı ha. bence. Yani ben, ben bir buçuk iki sene derdim. iki sene falan derdim ama tabii sen alçak gönüllü Üç bir insansın. Şöyle devam ediyorum. İbrahim abinin hoşuna gidecek bir ha, e, soru. <laughs> Zaten yükselmeye başladı bak Kortuk'ta neymiş bakalım. Kortuk'ta yükseliyor. İbrahim Kutluay evet. bir The Office Seinfeld senaryosu yazsın. E, bu platformda neyse parası verelim ve bir komedi serisi, olsun. basketbol ve sokak estemalı, unik bir zeka İbo, rahmetli Kobe gibi sinemaya yatırım yapması lazım. Yaptın mı? Yapmadım. Gel, Elinden gel. tutarsanız geçen sene şey. Ama sürek. geliyor, Has kaldı. Geliyor değil mi? Projemiz Geçe, geliyor. Geçen hafta dur dur dur. Bir şey, bir Heh? şey söyleyeceğim. Geçen Heh? hafta aradım. Evet. Her sıra bende. Evet. Geçen hafta aradım. Seni İki dakikayı arayayım mı dedi İbrahim abi. Oo dedim evet doğru. Dönüş orada yok. bitti. Orada dönüş tamam, yok. Orada, orada gün, orada dönüş, dönüş yok. Dönüş yok. Tamam, sonra, sonra Instagram'a girdim. Evet. O gün Ne yapıyor? Mercedes fotoğrafları. Ha gördüm. Gördüm. Bak Lewis Hamilton daha az giymiş. Yani. <laughs> <laughs> Net söylüyorum. Ne <laughs> <Ya> güzel. <laughs> ne oldu? Allah. Hayırlı olsun. Şey, bir şey yok bir şey, ya. Formüle şey, ilişkisi. E, Sembol. Markanın sembolü mü oldu? Hayır hayır. Bir <laughs> e, event vardı. Hı hı. E, marka verebiliyor muyuz? Yapalım abi. Sıkıntı yok. <laughs> Mercedes'in yaptığı <gülüyor> bir <gülüyor> event zaten. vardı. Evet. E, oraya davetliydim. Oraya gittik. Heh. Araba kullandık. E, i̇şte... Evet. rutin bir gün. gün. Abi rutin Vallahi bir gün, gün. yani. Şey, gezme, Eriş. eğlence. Falan. Haftaya Eriş. Ferrari çağıracak falan filan. <laughs> Yalnız bu arada Hı -hı. E, çok güzeldi. Hani Mercedes arabalar çok güzeldi. EQ mü? E, bütün red serisi. EQS, EQI falan. Onlar çok güzeldi. Ne Ama Hı -hı. son bir haftadır şey kullanıyorum. E, onda ee, ha, küçük bir siyah böcek gördüm dışarıda, senin Kupra. mi? Kupra. Evet. Hı -hı. Acayip bir araba ya. Çok iyi. Acayip bir araba yani. Dört çeker. İsp İspanyol, İspanyol değil mi? İspanyol. Evet evet. 300 beygir. Acayip yol tutuşu. Harika. Bak şimdi model Bak, model çok beğendim Motor programını çevirdik şu anda biliyor musun? Vallahi çok beğendim <laughs> arabayı yani. <laughs> evet buradan Sen... yani mesajı alanlar varsa Evet almıştı <laughs> Şey Space? Rumi? Yani nasıl? Vallahi yani gayet iyi. Sen oturuyorsun. Yani ben bile şey, ben rahat motorun, ediyorum. He, ben rahat ediyorum. Rahat mı? Rahat ediyorum. Güzel. Bayağı motorun, iyi yani. Motorun sesi keyifli. Aa, bir ses var. Allah Allah. İnanamadım. Yani o şeyi de vermişler. Sesi içeride veriyorlar Hı -hı. falan. Bayağı şey etkileyici bir araba yani. Güzel. Değişik geldim. Bile Son bir soru alayım. Alihan Bey'in sorusu. Bir <laughs> Elissa milli takımda sakatlandı. Yarım sezon çöp oldu. E, form tutana kadar belki sezon kapanacak ama maaşlar ödeniyor. Bunun maddi karşılığı milli takımdan alınıyor mu? Sanmıyorum bunun bir sigortası var mı? Sorgulanmalı sigorta var. Ama kapsamını bilmiyorum. Yani Larkin'in de sigortası var. Milli takım değil tabii ki buradaki şey. Ee, yani Tek konu. Ama e, yani bu zaten çok tartışılan bir konu. Yani mesela e, NBA takımlarını düşünsenize. Avrupa Şampiyonası'na oyuncu yok. Mesela Yanis Antetokounmpo NBA takımında yöneticisin. Yanis'i Avrupa Şampiyonası'na yolluyorsun. Yollamak zorundasın yani hı hı. oyuncu istiyorsa ya da yok için. Nasıl izlersin o Avrupa Şampiyonası'nı? yani Denver'ın koçu ya da Denver'ın GM'i? İzlemiyordur bence. <laughs> 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 İlaçı çakıp yatıyorsun. <gülüyor> 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 yani, hani var, şimdi yani senin uzmanlık alanına gelelim. Şu dünya kupası oynanıyor mesela. İşte <laughs> Paris Saint-Germain koçu ya da başkanı e, acaba Arjantin, Brezilya, Fransa maçları nasıl izliyorsa o da öyle izliyor işte. Şu an demi tam sezonun ortasında. Ben dünya kupası uzmanı. Yani gerçekten e, çok garip bir durum yalnız çok, ya. Çok. Şu bu ha, ta evet, takvimi yani demek Ama şey. sigorta var. Yani sigorta var sadece kapsamı evet, işte evet, oyuncudan evet. oyuncuya, kontrattan kontrakta Ya NBA'yi da aklıma geldi. Geçen gün ne? şeyi sayettim. Ee, Atlanta, Toronto'yu yendi ya. Oo, abi son son o nasıl be? bir şey ya? Bu ne ya? O nasıl bir şey ya? O ya bak ya, o, yani Türkiye... O, o 16 bir maç yani. Abi, abi. inanamadım ya. Bak pozisyonu gördüm. Evet. Ya bir takım derim bu sayı nasıl yer ya? Faulden beraberliği bulmuşum. Maç uzatmaya gidiyor. Evet. Üç buçuk saniyede pot altını boş bırakmak, orta sahada falan üç 3 kişinin etrafında Güzel. da yani inanılmaz ya. Evet, yani bunu Obradovic'in, Messina'nın, <laughs> David Platt'in fan takımında yapsan herhalde bir daha o sahayı göremezsin. <laughs> Vallahi yani bir daha gö yani sahaya <laughs> istifaet <laughs> gelir. <laughs> ve öyle der yani oyuncular. İngiltere'de koşuk yaptığı için neler neler görmüştür. Ama böyle bir şey var. nasıl oldu? Ben inanamadım ya. ya. Ben üç üçerek ama ben, Ayıp yani bak başka bir kelime yok. Abi bir ya. de adam pota altını bakıp üçlü nokta kelime koşuyor. <gülüyor> <gülüyor> komedi komedi. Ama günü oluyor günü yani. Değil oluyor yani böyle şeyler. Ama işte sezon yani sezon ortası. Evet. Canım sıkıyor. Yani i̇zlerken sıkılıyorum. Gerçekten. <laughs> Peki o zaman veda ediyoruz. Bazı Bizim da... programımız ne zaman başlıyor o zaman? Abi işte bir buluşabilirsek senin bu... Buluşabilirsek. Evet. Allah bu Allah. Yoğun takviminde. <laughs> bak 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 Gel, Gel geldiğimde o zaman işte ne zaman konuşacağız abi çok yoğunum var dünya okuması var işte bilmem ne var falan <gülüyor> <gülüyor> yeter be <gülüyor> <gülüyor> görüşmek üzere hadi <laughs> <laughs> keşke hafta tekrar görüşmek üzere <laughs> hoşçakalın <laughs> <laughs> hoşçakalın <laughs> Dünya Kupası'nı an be an takip etmek için Sokrates YouTube kanalına abone olun. Kupanın yıldızlarını, favorilerini, en iyilerini Sokrates ekibinden dinlemek için Sokrates YouTube kanalına abone olun. Futbolun saha içi kadar, saha dışına da meraklıysanız Sokrates YouTube kanalına abone olun. Kupa boyunca her gün futbol heyecanını yaşamak için Sokrates YouTube kanalına abone olun. Kendinizi Dünya Kupası'nın büyüsüne kaptırmaya hazırsanız Sokrates YouTube kanalına abone olun.